Tanju abi. Abi merhaba. Tanımadın mı beni? Sevilay. İyi misin kızım? Sen ne yapıyorsun burada? Şey, özel bir yerde konuşabilir miyiz? Gel tabii gel. Gel kızım. Otur. Psikiyatriye devam etmemişsin. Ya evet, pek anlaşamadık diyelim. Diğer hastane konuştu seninle değil mi? Elbette konuştuk. Ve sana söylediğimin aynısını söyledim. Sevilaycığım, dudak büyütme ameliyatının bir dördüncüsü yok. Bu yüzden senin bir cerraha değil psikiyatra ihtiyacın var. Zira hayati tehlikesi var bu işin. Tahmin etmiştim. Bir şey mi oldu? Sen benim ameliyatımı yapmayınca, diğer hastaneye de yaptırmayınca. Evet. Kendim yaptım operasyonu. Ya sen. Aç bakayım yüzünü. Aç kızım. Vücudum reaksiyon gösterdi. Ölüyordum neredeyse. Onlar da hepsini aldılar. Bütün dudaklarımı aldılar. Kızım sen ne yaptın kendine böyle? Tanju abi yalvarırım bana yardım et. Ne olur bak ben eski halimi istiyorum. Lütfen yardım et. Hastamızın neden fotoğrafı yok? Ünlü olunca koyulmuyor demek ki. Hastamız Sevilay Sılacı, 21 yaşında kadın. Sosyal medya fenomeniymiş. Ben biliyorum o kızı ya. Sevilay Style, makyaj videosunu seyretmiştim. Ne? Ne var? Suç mu makyaj videosu seyretmek? Yok canım yani. Tamam kızma. Tanju hocanızın eski hastasıymış. Estetik ameliyat bağımlısı. Hocanız daha fazla müdahale etmeyi reddedince kadın e-ticaret sitelerinden dolgu malzemesi sipariş etmiş ve kendi suratını enjekte etmiş. Oo, hocam her yer için ayrı kimyasal formülü var onların. Yanak için ayrı, dudak için ayrı. Kim bilir neresine ne yaptı kızcağız? 21 yaşında. Ne kadar kötü olabilir ki? Doktorların geldi. Tamam hadi gördüyseniz şu kafayı kapatabilir misiniz lütfen? Gözükmek istemiyorum. Cerrahi şefimiz Ferda Hanım. Asistanlarımız. Hı hı. Sevilay, beni duyuyor musun? Bir saniye. Sağlan. Bittiyse sizi muayene edebilir miyim hemen? Bir dakika. Tamam. Başlıyorum. Şimdi yavaşça dokunacağım. Eğer acı olursa sen bana söyle, tamam mı? Böyle, şöyle in. Tamam, şöyle bakacağım. Yavaş. Tamam. Tamam, tamam canım. Böyle. Tamam, tamam, tamam. Tamam. Derinin altında çok fazla dolgu maddesi var. Nekroz yapı var mı bir bakalım.
Ona göre bir ameliyat planı yapacağız ve sonra seninle haberleşeceğiz, tamam? Tamam ama hani yaparsınız yani, değil mi? Hani eskisi gibi yaparsınız yani. Elimizden geleni yapacağız, merak etmeyin. İyi, tamam. Sevilay. Durumunu başkası biliyor mu kız? Kimse bilmiyor ve hepinizden tam gizlilik bekliyorum. Okey? Tamam, o zaman haberleşiyoruz. Peki, geçmiş olsun. Tamam, teşekkürler. Işık, lütfen. Işık. Hocam siz kötü falan dediniz de bu kötü değil yani. Bayağı çiğ köfteye dönmüş kızın suratı. Eski halini çeviremez miyiz hocam? Kız daha çok genç. Mümkün değil. O kadar dolguyu yaptırmadan önce düşünecektim. Ya sen bir durur musun? Hocalara soruyorum. Yani Doruk'a katılıyorum ama tabii ki de açmadan bilemeyiz içini. Burada önemli olan düzeltmemiz değil, düzelttikten sonra devam edip etmeyeceğim. Psikiyatri bölümüyle konuştum. Bu aralar böyle vaka çokmuş. Sosyal medya dismorfofobisi diyorlar. Yani çağımızın hastalığı bu. Evet, okumuştum. Servisine benzemek isteyenler, teninden daha açık renk bir filtreyi beğenip teninin rengini çamaşır suyuyla açmaya çalışanlar. Ne? Çamaşır suyu mu? Eskiden insanlar film yıldızlarına falan benzemeye çalışıyordu. Şimdi kendilerinin olmayan bir versiyonuna benzemeye çalışıyorlar. Farkında mısın? Her gün kötü haberler alıyoruz. İnsanlar kendilerini iyi hissetmek istiyor. Arkadaşlar tamam. Sepsis var mı bir bakın önce. Sonra da MR'ı alalım. Yabancı cisimler nerede birikmiş bir görelim, tamam mı? Dudak ve çene kasları felaket durumda. O yüzden tam kan, rutin biyokimya ve CRP'ye bakıyoruz, tamam mı? Tamam hocam. Bir de santral kateter takalım mı? Çünkü bu şartlarda yemek yemesi imkansız şu an. Malnutrisyon çıkarsa besin takviyesine başlarız. Aynen öyle. Ameliyata kadar biraz toparlansa sonuçlar çıkınca bakarız, tamam mı? Hadi. Hadi Aston odada görüşürüz. Çamaşır suyu neymiş ya? Allah. İnanamıyorum ya. Her yerine enjekte etmiş. Her yerde doku kaybı var. Kanında da bakteriye rastladık hocam. Full spektrum antibiyotiğe başladık. Tahmin ettiğimiz gibi malnütrasyon başlangıcı da vardı. O yüzden damardan gıda takviyesi verdik. Işıkları aç Doruk. Evet, fikirler. Dolgu malzemelerini nasıl çıkaracağız? Hilaz enzim. Hepsini teker teker enjekte edeceğiz. Eriteceğiz bütün malzemeyi. Antibiyotik de o sırada sepsisi engelleyecek. Malzeme erittikten sonra da nekrotik yapıyı temizleyebiliriz. Dudaklar? Esas sıkıntı dudaklarda. Dudaklar bence önceliğimiz değil. İlk başta kurtarabildiklerimizi kurtaralım. Sonra nereden graft yapacağımıza bakarız. Bence eski halinin %50'sine döndürebilirsek çok şanslıyız. Ah be kızım, ah. Hocam, hastanız şoka giriyor. Ne oldu? Evet, nedir? Tansiyon 70'e 90, kalp hızı 140. Ateş 39,5, septik şoka giriyor. Nekrotik doku düşündüğümüzden daha fazlaymış. İndirelim. 5 miligram adrenalin çabuk. Hocam. Serdi. 2 numarayı hazırlasınlar. Hadi çabuk. Tamam hocam. Fırlayın, 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 fırlayın. Çabuk, 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 çabuk. Hazır mı? Hazır. Çabuk, 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 çabuk. Çabuk, çabuk, çabuk. Evet, hadi. Hadi, hadi. Hocam, Tanju hocam. Beliz Hanım sizi arıyor. Acil toplantınız varmış bütçeyle ilgili. Tanju merak etme, bizde. Bana bir kere daha böyle gelirsen çok kötü patlayacağım bak. Hocam bana al gel dedi, ben ne yapayım? Sus Gül, sus. Serven, durum ne? Stabil hocam. Çıkardığımız silikonla fayans döşenir hocam. Kızın yüzü bitecek. En az %60-70 oranında doku kaybı var. Arkadaşlar kurtarabildiğinizi kurtarın artık. Doruk sen damarı al. Nazlı sen de çeneye geç. Burası tamam. Burası da temiz. Hadi bakalım. Gerdirip kapatalım.
Ne oluyor? Kalp hızı düşüyor, 70. Septik şok olamaz. Malnütrisyon kaynaklı olabilir mi? Doğru. Sistemi çok zayıf. Alerjik reaksiyon gösteriyor anesteziye. Hastayı hemen uyandırmak zorundayım. Saçmalama, böyle kapatamam. Hadi hızlı. Çabuk çabuk çabuk. Hocam durun, böyle olmaz. Çok var, böyle kapatamam. Hadi hızlı hızlı. Hadi 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 hadi. Kalp hızı 60. Tanju hocam böyle olmaz. 50 oldu. 40. Hocam durun, hastayı kaybedeceğiz. Kahretsin. Kapatıyoruz. Hocam. Biliyorum. Biliyorum. Çok kötü görünecek. Sulugöz, ağlama ya. Çözümünü bulacağız bir şekil. Tutamıyorum kendimi. Gencecik kız. İyi misin? Ben biliyorum senin niye ağladın. Sinirim bozuldu sana. Hadi gel. Geleyim ben de. Şeyi unuttun. Bu neyi unuttun? Sen bunları takip edip bana saat başı bilgi ver. Olur mu Doruk? Tamam hocam. Hayır. Aa, hayır. Henüz değil. Septik şoka girdin. Acil ameliyat almak zorunda kaldık. Nasılsın? İyiyim. Yüzün nasıl? İyi haber. Yüzündeki bütün nekrotik doku ve silikon malzemesinin hepsini temizledik. Tamam, kötü haber? Kötü haber, anesteziye alerjik bir reaksiyon gösterdin. O yüzden ameliyatı yarıda kesmek zorunda kaldık. Yüzünü geremedik, dudaklarını da yapamadık. Ne? Ayna yok mu? Bir ayna versene. Dur. Bu hiç iyi bir fikir değil. Hey tamam, ben kendi telefonumdan bakarım ya. Hey! Asıl sana hey. Sen bundan sonra beni dinliyorsun, tamam mı? Bak, sana yalan söyleyemeyeceğim. Yüzün şu anda iyi görünmüyor. Başladığımız işi bitirelim, sana kendini göstereceğim. E tamam, telefonu verir misin? Bakmayacağım, tamam. Üzgünüm ama sana inanmıyorum. Ya böyle bir hakkınız yok ama. Manyak filan olduğumu düşünüyorsunuz değil mi? Net, bence manyaksın. Dur. Ne? Kendi de. Ne gerek var ya? Güzel bir kızsın işte. Kendin olmak gibisi var mı? Bir şey diyeceğim. Telefonun yanında mı? Yanımda da. Ne? Bir telefonu aratabilir misin? Seviler Sılacı eski hali diye. Aratayım. Eski hali. Bu sen misin ya? Benim. Lisedeki halim. Ya gördün mü şimdi kendimle olmayı? Ne zamandır bakmadım bakayım.
Dalga geçerlerdi lisedeyken hep benimle. Hiç arkadaşım falan da yoktu. Nefret ediyordum kendimden. Korkunçtu lise ya. Tam 30 kilo verdim. Ve sonra ne oldu biliyor musunuz? İnsanlar beni sevmeye başladı. Arkadaşlarım oldu. Herkes benimle çok iyi geçiniyordu. Beni beğenen bir erkek bile oldu. Sen de dedin ki ne kadar güzel olursam o kadar sevilirim. Yok öyle bir şey yok ya. Öyle bir şey olsa Nazlı sevilirdi. Çok güzel olursam yalnız kalmam diye düşündüm. Ama kimseyi göremiyorum Sevilla. Ne bir arkadaş ne bir sevgili. Çünkü olamıyorum. Bir türlü istediğim kadar güzel olamıyorum. O ondan değil ki o. O ondan değil o. Tamam. O başka bir şey o. Çıkalım mı? O başka bir şey Nana. Biz çıkalım. O ondan değil yani. Dinlensin Doruk. Hadi. Kapı. Ne oldu? Niye çıkardın apar topar? Çünkü anlamıyorsun. Başkalarını sevmesi değil kızın derdi. Kendi sevmiyor kendisini. Güzelliğinden başka hiçbir şeye yatırım yapmamış. Kitap okumamış. Bir hobi geliştirmemiş. Aynada kendini kendince mükemmel gördüğünde ancak mutlu oluyor. Bunu anlamıyorum işte. Anlayamazsın zaten. Bak. Dünya zaten kötü. Kız mutlu olmaya çalışıyor. Bir yerden kendini iyi hissetmeye çalışıyor. Hele bunu hiç anlamıyorum. Her zaman mutlu olmak zorunda mıyız abi? Hı? Bazen berbat hissedersin kendini. Berbat ya. Sıkarsın dişini, bakarsın işine, geçer gider. Ne bu mutluluk aşkı herkeste ben anlamıyorum ki. Çocuk. İki günde üzülün ya. İki günde mutlu olmayı verin. Ölmezsiniz. Yok umutlu duralım. Yok neşemizi koruyalım. Bir salın ya. Bir salın. Gözünüzü seveyim. Bir salın. İki dakika korumayı verin şu neşenizi. Evet dünya berbat halde. Felaketler var. Salgınlar var. Ayrılıklar var. Vurduk dibe ya. Tamam. Bunu görelim. Buna üzülelim. Buna ağlayalım. Bir şey olmaz merak etme. Ya. Tamam. Nazlı. Bir şey yok tamam. Tamam Doruk haklısın. Yalnız kalmak istiyorum. Şu dilimi benim ya. Şöyle L'cilerden misin? Sıkçılardan mı? Şöyle bir hareket yapmıştın sanırım. Klasik. Allah'ım lütfen çok güzel olmuş olsun. Lütfen, lütfen, lütfen. Eskisi gibi olsun, çok güzel olsun Allah'ım lütfen. Oh, my God.
Selvi hemşire. Ya benim kafam gitti ben. Telefonu buraya mı bırakmışım? Şarjdaydı en son. Yok burada telefon. Ben görmedim. Allah Allah. Asistan odasında da yok. Arasana beni bir. Dur arayayım. Çalıyor mu? Çalıyor. Umarım. Nerede çalıyor? Aramaya devam etsene. Sevilay. Sevilay, duyuyor musun beni? Serdemci! Sevilay, bırakma kendini. Ne oldu? Turnike lazım, acil. İki ünite AB negatif kan. Sevde lazım, bir de ameliyathaneye gidiyoruz. Çabuk. Tamam. Çok güzel olmak istiyorum. Güzel olmak istiyorum. Bırakma kendini. Bırakma kendini, tamam mı? Tamam mı? Ben de şey. Tamam. Bırakma kendini. Bırakma kendini. Tamam. Tamam gidiyoruz, tamam mı? Tamam mı? He. Sen bir telefona bile... Evet. Nedir durum gençler? Hocam ödem indi. Kan değerleri gayet yerinde. Kanında bakteri yok. Ameliyata hazır yani. Süper. O zaman şimdi gelelim esas soruya. Bu kıza nasıl dudak yapacaksınız? Işıkları kapat Doruk. İki yöntem var. Birincisi temiz temiz bacaktan graft. Tamam mükemmel görünmeyebilir ama yemeğini yer, kendi başına hayatına devam edebilir. Diğeri? O da yanaktaki dokuyu uzatıp içini silikonla doldurmak ki doğala en yakın görünümü bu şekilde elde edebiliriz. Arkadaşlar, yüz felci riski var biliyorsunuz. Çünkü sinirlere çok yakın çalışacaksınız. O işi ne yapacaksınız peki? Nöro monitorizasyonla adım adım izleyeceğiz. Ya izlesek ne olacak? Yanakların hali ortada. Enfeksiyon riski de var. En ufak bir şey ters giderse sadece dudakların değil yanakların da kaybeder. Ayrıca enfeksiyon beynine sıçrarsa... Ölür. Bence hiç silikon opsiyonunu sunmayalım. Yapalım bacaktan graft, bitsin gitsin. Makyajcı zaten. Sözel bir şekil. Bu senin kararın diye biliyorsun değil mi? Hocam kıza sorarsak riskli olanı tercih edecek. Kafayı bozmuş tipiyle. Hastaya bildirin, opsiyonları sunun, o karar versin. Anlaştık. Karar hastanın ama sorumluluk sana ait. Farkındasın değil mi? Evet. İçeride gıkın çıkmadı. Ferda, kararlı olmak zorundasın. Sen cerrahi bölümünün şefisin. Hastasından hemşiresine kadar her şey senin sorumluluğunda. Bunu hiçbir zaman unutma. Ben sana güvendim. Lütfen yüzümü kara çıkarma. Anlaştık mı? Efendim? Anlaştık. Güzel. Saçmalamayın. Tabii ki bacağımdan bir şey alıp suratıma yapıştırmayacaksınız değil mi? Sevilay'cığım dört doktoruz. Dördümüz de hemfikiriz. Yüzün bu haldeyken operasyonu kaldırman çok olası değil. Duvar gibi olur suratım bak. Tek mimiğin kalmaz. Böyle böyle konuşursun insanlarla. Umurumda değil. Tamam hadi onaylıyorum ameliyatı. Getirin nereye imzalamam lazım? Bak dudağındaki enfeksiyon tutmaz. Yanağına da sıçrarsa ne olur biliyor musun? Yanağını da kaybedersin. Her şeyini kaybedersin. Ölüm riski bile var. Bunlar çok ciddi komplikasyonlar Sevilay. Bana bakın. O silikon dudakları istiyorum.
Ya en ufak bir terslikte hayatının sonuna kadar ağzına salyalar akacak diyorum ya. Bu kadar mı önemli güzellik? Evet, bu kadar önemli benim için güzellik. Aynı fikirdeyim. Hastamız hangi prosedürü istiyorsa onu yapacağız arkadaşlar. En iyi şekilde de altından kalkacağız. Hazırlanın, yarım saate giriyoruz ameliyata. Kapı. Hocam ne oldu şimdi? Kararımı verdim. Tanju Hoca? Bu benim bölümüm ve bildiğim gibi yöneteceğim. Bu ameliyatta başarılı olacağımıza inanıyorum. Eğer inanmayan varsa hemen şimdi ayrılabilir bu vakadan. Yok hocam, siz öyle diyorsanız. Tamam. O zaman hazırlayın ameliyathaneyi, yarım saate giriyoruz. Ferda Hoca'yı da delirttiler sonunda. Ameliyathane bende, hasta sende. Hocam sağ taraftan biraz daha doku alırsak öbür taraftan çıkacağız. Tamam, bu kadar yeterli. Nazlı sen ne durumdasın? Burası da tamam hocam. Son ağızları kadar bir şey kaldı. Şimdi uzattığımız parçaları dikiyoruz arkadaşlar. Üst dudak bende, alt sizde. Altı ben alabilir miyim hocam? Yapabilirsin. Üst dudak silikon protez lütfen. Alt dudak. Doruk şurayı. Kapatıyorum. Nasıl oldu? Biraz şişinsin. Çok iyi. Bayağı gerçek dudak bu. Hocam, ellerinize sağlık. Gerçekten çok iyi. Kutlama moduna girmeyelim arkadaşlar hemen. Bir bakın bakalım, sinirlerde bir hasar var mı? Doruk, hemen konduktör elektrotlarını getir. Tamam hocam. Ben de. Sağ taraf önce. Hazır. Sağ taraf tamam. Bir daha. Bir daha. Allah kahretsin. Sol taraf felç. Siniri kesmişiz. Ne yapacağız hocam? Tekrar birleştirsek? Hayır, arada çok mesafe var. Graft yapalım o zaman. Sinirler o kadar esnemez. Ayrıca nereden yapacağız? Hocam. Hocam bir şey değil. Hocam. Hocam. Tansiyon 60'a 80, kalp hızı 120. Yine alerjik reaksiyon gösteriyor. Ferda Hanım, ne yapacaksanız bir an evvel yapmanız lazım. Hocam. Doktorluğumla vuracaksın inanılmaz hayal. Benim kızım iyi bir cerrah olduğu için aldı o şekli. Yoksa başka bir şey için değil ha. Ben sana güvendim. Lütfen yüzümü kara çıkarma. Ali. Ali'yi çağırın bana. Selvi hemşire, hemen Ali'yi çağırın. Tamam. Vakayı biliyor musun? Evet. Sevilay Sıvacı. Kadın 21 yaşında. Ciddi yüz hasarıyla gelmiş. Hı hı. Dudak yapacaklardı. Demek ki riskli yöntemi seçtiler. Sol taraftaki siniri kestik. Geri çeviremiyoruz. Merak etme. Ben bulurum. Geldim. Ali, gel çabuk. Geç. Anladığım kadarıyla siniri kesmişsiniz. Ve yüzündeki hissi kaybetmesini istemiyorsunuz. Yemin ediyorum daha iyi bu çocuk ya. Sallan, sallan. Biraz daha sallan.
aradaki mesafe çok fazla. Bu yüzden sinir uçlarını birbirine bağlayamıyorsunuz. O zaman siz de fasyal sinirin distal ucunu kutanoz sinirinin dalına bağlayın. Nasıl yani? O kadar greft yapmışsınız. Bir tane daha sinir grefti yapın. Yüzünde değil, boynunda his kaybı olsun. Biraz boynunu hissedemez, birazcık da sol kulağını. Ama insanlar mimik yaparken oraları kullanmazlar ki. Süper fikir Ali. Doruk, Nazlı, duydunuz. Grefti hazırlayın hemen, sinirler bende. Hemen hocam. Ben ne yapayım? Sen grefti yapacaksın. Hocam bir kişi kesebilir misiniz? Doruk, hemen elektrotları getir. Tamam hocam. Ben yapabilir miyim? Yap Nazlı. Hazır. Aferin Ali, aferin sana. Teşekkür ederim. Ferda hocam, benim işim burada bittiyse diğer ameliyathaneye geçebilir miyim? Koş. Fotoğrafını çekeyim bak istersen. Evet. Al bakalım. Teşekkür ederim gerçekten. Nasıl oldu? Yani ameliyattan önce bazılarınız ölürsün falan diyordunuz ya çünkü. Aslında şöyle oldu. Bizim cerrahi asistanlarımızdan Ali Vefa... Ameliyatında korktuğumuz oldu. Sol tarafındaki sinirler koptu. Biz de geri bağlayamadık. Ali Vefa'nın fikri sayesinde yüzünü kurtardık yani. Sol tarafını hissetmemen normal. Tam olarak ne yaptığımızı anlaması için beyin ve sinir yollarının birazcık zamana ihtiyacı var. 6 ay sonra tam fonksiyon çalışacak. Teşekkür ederim. Gerçekten her şey için çok teşekkür ederim. Hayatımı kurtardınız. Hayatın değil. Yüzünü kurtardım. Hayır. Hayatımı kurtardınız. Yüzüm benim için hayatım demek.
Siz taburcu işlemlerine başlayın. Ben seni haftada bir görsem yeter, tamam mı? Tamam, teşekkür ederim. Ayarlarsınız, tamam mı? Tamam hocam. Tebrik ederim. Ne? Beni mi? Ali olmasa kız felç kalacaktı. Ali başardı. Ama onu sen seçtin. Bak Ferda. Şeflik iyi cerrah olmak demek değildir sadece. Elindeki cerrahları en iyi şekilde kullanmak demektir. Yardıma ihtiyacın olduğunda sen en iyi malzemeyi en doğru yerde kullandın. Sen iyi bir şef olacaksın. Tebrik ederim. Çekiyorum. Tanju abi biraz bana doğru yaklaş şöyle. Hah tamam, kafan çıkmıyor. Ali sen de şöyle Nazlı'nın yanına geçsene, sen hiç çıkmıyorsun. Tamam. Hadi herkes baksın. Gülümseyin. Evet çekiyorum. Çekiyorum. Çektim. Tabii canım. 200 bin like garantisi var bunun. Oo. Ayrıca kıymetinizi bilin. Kimseye böyle bedava reklam yapmam yani. Geçmiş olsun. O zaman ben de gidiyorum. Geçmiş olsun. Haftada bir bekliyorum seni, tamam? Tamam. Teşekkür ederim. Rica ederim. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Sağ olun. Geçmiş olsun. Bitti değil mi estetik macerası? Yetti yetti. Yani Allah yazdıysa bozsun zaten artık. Dikkat et kendine. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Hoşça kalın. Bay bay. Deniz Hanım'ın değerlerinde bir farklılık göremiyorum. PT'sine tekrar bakalım. Ferman Hoca'ya götürür müsün? Tamam hocam. Kusursuz Güzellik Estetik Merkezi. Sevile Hanım. 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 Çantanızdan düştü. Siz ciddi misiniz? En ufacık bir cerrahi müdahalenin sizi ne hale getireceğini size söylemediler mi? Düşmedi ki. Bilerek attım önüne. Düşmedi mi? Düşmedi ya. Ayrıca bu devirde ne broşürü? Onu bulabilmek için ne kadar uğraştım, senin haberin var mı? Anlamıyorum. Anlamazsın. Ama biriniz bilsin istedim. Neyi? Başınıza gelecekleri. Ne gelecekmiş başımıza? Gelince görürsün. Bak, bak suratıma. Bak, ne hale geldim bak. Bak, bak ben bu yarım suratla ne kadar gezeceğim he? Ne kadar gezeceğim? Bir de bana dalga geçer gibi 6 ay diyorsunuz. 6 ay ne yapacağım ben? Ne yapacağım bu suratla ha? Bak ben boynumu hissetmiyorum. Al, bak.
Arkadaşım ne yaptı görüyor musunuz? Ne hale getirdi beni? Kim verecek bunun hesabını? Kim verecek? Ama daha iyisini kimse yapamazdı. Standart prosedür. Bak, bana bak. Ben senin o Tanju hocana dünyanın parasını ödedim. Başta yapacaktı o ameliyatı paşa paşa. Yapmadı. Ben ne hale geldim görüyor musun? Ne hale geldim? Ama dur, durun siz, siz durun. Hepinize göstereceğim. Bu hastanedeki herkese gününü göstereceğim. Hastamın test sonuçları. İşe yaramış olsun. Hadi. İşe yaramış olsun. Hadi, hadi. Sevile Hanım. Hadi canlı biraz. Bakın elimizde çok ilginç bir vaka var. Hatta o kadar ilginç ki. Tedaviyi kim bulursa. Bir hafta nöbet yok, o kadar değil. Ben hazırım. Hatice Bayurgil, 55 yaşında. Pulmoner hipertansiyon. Sabah dosyalara bir göz gezdirmişim de hocam. Tek çözüm akciğer kan basıncını düşürmek ama düşmüyor. Çünkü kalbi yetişmiyor. Teşhis doğru. Tedavi? Ya tek seçenek nakil değil mi hocam? Nazlı? Düşünüyorum. Kalbinde bir anomali yok. Yani gayet sağlıklı. Sadece biraz desteğe ihtiyacı var. Nasıl destekleriz? Dilimin ucunda. Durun ben size yardımcı olayım. İşte böyle. Hocam sırt sırta nakil bu. Yani heterotopik kalp nakli. Ülkemizde sadece bir defa yapıldı. O da bizim okulda ve ben yetişememiştim. İşte şimdi yetiştin. Hocam ya gerçek mi bu? Hastanın iki tane kalbi mi olacak vücudunda? Kendi kalbine dokunmayacağız. Sadece yanına ikinci bir kalp takıp daha iyi çalışmasını sağlayacağız. Ha? Nasıl? İnanılmaz. İşi olmayan dışarı. Hadi. Çıktı mı sonuçlar? Şimdi çıkar hocam. Arkadaşlar bana bakın. İkinizden de maksimum performans bekliyorum, tamam? Kimse hata yapmayacak. Hakkını vereceğiz bu ameliyatın. Tamam? Yapamayacağız hocam. Artundan nevrizma var. Ver bakayım. Şurada değil mi? İnanamıyorum. Tek kalbi zor destekliyor bu damar. İki kalbi nasıl taşıyacak? Yanılıyor muyum hocam? Bu şartlarda bu ameliyatı yapmamız imkansız. Endovasküler stent. Genişleyen bölgeye takacağız. Tam şuraya hocam. Ne dersiniz? İki kalp aynı anda pompalayacak o damardan. Tutmaz. Tamam, o zaman genişlemiş kısımları kesip çıkaralım. Arterleri de uçlarından dikelim, olmaz mı? Olur. Dur bakayım. Damar duvarı o kadar ipince olmasaydı olurdu ama. Genişleyince ne olacak peki? Kalbinde bir volkan patlayacak ve ölecek. Var mı başka fikri olan? Demir. Kadına tekrar anjiyo çektir. Bakalım kaçırdığımız bir şey var mı? Eğer oradan da bir şey çıkmazsa ameliyatı iptal edeceğiz. Hadi fırla. Ben ne yapayım hocam? Ne bileyim Nazlı, takıl işte. Hocam pes etmeyin. Bir fikir bulacağız bence. Nereden bulacağız? Bilmiyorum ama inanıyorum. Bulacağız. Nazlı, ben senin şu pozitifliğine çok hayranım da. Nereden bulacağız? Kalp takarken bir de aort mu takacağız? Evet. Genişleyen bölgeyi kesip çıkaralım dedi Demir. Tamamen çıkarsak yani komple şurayı.
Tamam, aortu biraz kısaltmış olacağız ama bu saatten sonra olimpiyat koşacak değil, değil mi hastamız? Aort kısalırsa donör kalbi takamayız. Ama yerine yenisini takabiliriz, değil mi? Teflon graft. Modifiye David prosedürü. Anevrizmanın olduğu tüm segmenti kesip alacağız. Sonra yerini dolduracağız. Anevrizma riskini de azaltmış olacağız. Genişleme tam aort kökünün biraz üstünde başlıyor. Genişleyen kısmı aldığımızda donör kalp içinde yer açmış olacağız. Dur bir dakika, heyecanlanma hemen. Şimdi iki kalp var, tek değil. Sırt sırta iki kalp. Graft dikiş attığında %20 ihtimalle patlar böyle yaparsak. Peki bu alınabilir bir risk midir? Aynen öyledir. Aferin Nazlı. Ameliyatı kurtardın. Hep beraber hocam. Hadi gidip haber verelim çabuk. Herhangi bir hata istemiyorum. Hocam size geliyordum. Hatice'nin nefes alamıyor. Ne? Hatice. Hatice doktor. Hatice. Doktor yok mu hastanede? Lütfen bir yardım edin. Doktor. Doktor yardım. Hatice tamam. Tansiyon 15-12 nabız 110. Nasıl? Akciğer basıncı yükseliyor hocam. Kalp yetmezliğine giriyor. Akciğer sıvıyla dolmuş, akciğer ödemi. Nazlı basınçlı oksijen başla, çabuk. Aç el ya. Hocam. Diüretikler başla, çabuk. Tamam. Akciğerdeki sıvıyı idrar yoluyla boşaltmasını sağlayacağız. Tamam, sakin. Allah'ım yardım. Hatice Hanım, iyi olacaksınız, merak etmeyin. Çok şükür. Allah'ım çok şükür. Tamam hayatım, geçti hayatım. Tamam, geçti. Geçti. Çok şükür. Ameliyat ne olacak peki? Hala yapacaksınız değil mi ameliyat? Elbette. Hasta stabil olduktan sonra konuşuruz, tamam mı? Tamam. Ben biraz daha bilgi alabilir miyim? Beyefendi, sonra. Tamam. Aç el, başını dur hastanın. Tabii hocam. Tamam, sonra. İyisin değil mi hayatım? Oh, tamam, çok şükür. Hocam. Hı. Hocam, nesini konuşacağız? Kalp yetmezliğine girdi zaten. Donör kalbi bir an önce takmamız lazım. Biliyorum Nazlı. Hocam ama ameliyata bu stabil olmadan alamayız. Bakın anevrizma birazcık büyürse. Biliyorum kızım. Asla ameliyat yapamayız. Nazlı, biliyorum. Hocam neden o zaman eşine gerçekleri söylemediniz? Bana bak, işime karışma. Demir'e söyle, bir dakika bile gözünüzü ayırmayacaksınız. Durumunda düzelme olursa haberim olsun, tamam? Sus. Sadece dediğimi yap. Aç el ya. Hocam. Ne oldu yine? Yavuz Bey, biraz huzursuz. Sebep? Siz galiba ameliyat yapacak mısınız, yapmayacak mısınız kesin bir şey söylememişsiniz. Onlar da davayı duymuşlar, okuyorlar. Benim karımı niye ameliyat ediyorsunuz, kobay mı? Benim üzerimden gündem değiştiremezsiniz diye bağırıp duruyor. Biz karısının hayatını kurtarmaya çalışıyoruz burada. O ameliyatı yapma şansımız var hala. Tabii ki hocam, ben anlıyorum ama... Açeli, anlama. Tamam, lütfen anlama. Sadece onları oyalı. Onlar buradan taburcu olmayacaklar. Öyle ya da böyle bu ameliyat yapılacak. Yavuz Bey sakin. Az önce kontrol ettim eşinizi. Siz ekstrem bir durum olursa zaten beni arayabilirsiniz. Cebim sizde var. Hemen gelirim. Tamam. Siz de. Demirler nerede? Ben daha yeni geldim hocam. Açeli'ye bakmıyor muydu Hatice Hanım'a? Ben niye rapor almadım sabaha kadar? Açeli nöbetçiydi ama... Peki sen ne zaman geldin? Hocam bana bir dakika verir misiniz lütfen? Tamam, ben kendim bakarım. Günaydın Tanju Bey. Merhaba, günaydın. İyi misiniz Hatice? Gayet iyiyim.
size. O adam bizi oyalıyor. Yavuz Bey, tekrarlıyorum lütfen. Sakin. Ya neyine sakin olacağım? Neyine sakin olacağım? Yavuz size biraz kızmış da. Hemen geliyorum. Yapacaksanız ameliyatı yapın, yoksa salın bizi gidelim. Bu ne ya? Yavuz Bey, bakın lütfen sakin olun ve bu konuda konuşmanız gereken insanlar biz değiliz. Ama şöyle yapabiliriz. Hemen bir Tanju Hoca... O adam bizi oyalıyor. Yavuz Bey, tekrarlıyorum. Lütfen sakin. Ya neyine sakin olacağım ha? Neyine sakin olacağım? Biz okumuyoruz çünkü, değil mi yazılanları? Hele o başhekiminize neler dediler? Bu ameliyata neden girmek istediğini ben anlamıyor muyum? Aptal mıyım? O adam kendini aklamaya çalışıyor. Yavuz Bey. Maalesef eşinizin aortunda anevrizma çıktı. Bu da planlarımız için pek iyi olmadı. Gecikme için kusura bakmayın. Yapacak mısınız ameliyatı? Bana onu deyin doktor. Orijinal planlarımızda bir takım değişiklikler yaparak elbette yapacağız. Teflon greft takacağız. Zarar gören damarların yerine teflon. Sadece bu ameliyat riskini ciddi bir miktarda arttırıyor. Ne kadar arttırıyor? Eşinizin yanında konuşalım ister misiniz? Ne kadar arttırıyor Tanju Bey? Yavuz Bey. %20. Ama bu çok değil mi? Nasıl olacak? Yani yine de yapacaksınız ameliyatı. Öyle mi? Ben yapacağım. Merhabalar. Ben Doktor Ferman. Dün Hatice Hanım'a steroid tedavisi uyguladım. Ve bu bize 5-6 saat kadar daha vakit kazandırdı. Yani sizi 15 dakika sonra alacağız. Ama şey dedi... %20 risk daha da arttı dedi Tanju Bey. İşe yarayacak mı bu teflon şeysiniz? Nasıl bu kadar emin olabiliyorsunuz ki? Hep risk vardır. Bunu unutmayın. Ama bana güvenin. Ben bu ameliyatı yaparım. Geçmiş olsun. Evet, hazır mıyız arkadaşlar? Hocam? Ortada bir kalp ameliyatı var ve ben olmayacak mıyım Demir? Tabii ki olacaksınız. Hazırız hocam. Merhaba Hatice Hanım. Merhaba. Bir kalp cerrahı asla neyi yapamaz biliyor musunuz? Bilmem. Kırık bir kalbi onaramaz. Ama bu iki kalp bizim için hiçbir şey değil. O yüzden korkulacak hiçbir şey yok, merak etmeyin. Güvendesiniz. Teşekkür ederim. Evet, başlayalım. Ondan geriye sayalım. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Evet, bistüri. Budur. Evet, ne var sırada? Aldığımız kısma greft yapacağız hocam. Sonra da donör kalbi aort köküne bağlayacağız. 0-3 problem.
Olmuyor. Nazlı tampon yap şuraya. Hard duvarı çok ince. Kağıt mendil dikiyor gibiyim. Kreş tutmaz. Hocam bir şey söyleyeyim. Hocam, hocam ne yapacağız? Aldık artık aortun parçasını. Gref tutmuyorsa yerine ne koyacağız? Ne yapacağız? Hepsini alacağız. Bir tek zarar gören segmenti değil, aortu yeniden yapacağız. Yeniden teflonla. Kalbi direkt grefte mi tutturacağız? Aynen öyle. Tamam da bu zaten artan riskleri daha da... Daha da arttırır ama. Biz bu işi yaparız. Monofiloman sütür. 3 teflon greft gönder. Hocam. Demir, şurayı yıka. Gel. Vaziyet? Hiç sızıntı yok hocam. Daha sert. 280 sistolik basınca dayanacak bu damar. Daha sert. Yıka yıka. Donör kalbi takalım. Bakalım uyumlu mu? Dikkatli. Evet, bağlandılar. Çıkaralım bypass'tan. Ellerinize sağlık. Kim kapatmak ister? Hocam ben kapatayım mı? Nazlı kapatacak. Teflon grep senin fikrinde. Gel bakalım müthiş asistan. Teşekkür ederim hocam. Ellerinize sağlık arkadaşlar. Ama şunu iddia edebilirim. Ben Berhayat Hastanesi'nin başhekimi olduktan sonra bu hastanede yeni bir dönem başladı. Bu hastane Türkiye'nin ve Orta Doğu'nun bir numarası olacak. Bu daha başlangıç. Tanju Bey, Tanju Bey. Tamam, sizden alayım. Sen Tanju Bey, prosedüre bir isim verdiniz mi? Evet, verdim. Leyla. Peki Tanju Bey, Tanju bu prosedürün Bey. Yaygınlaşacağını düşünüyor musunuz? Tanju Bey, Tanju Bey, bu prosedürün yaygınlaşacağını düşünüyor musunuz? Tanju Bey, bir açıklamanız olacak mı? Tanju Bey, bu prosedürün yaygınlaşacağını... Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.